Herkese merhabalar. Umarım gününüz iyi geçiyordur. Bu izole günlerinde herkes sağlıklıdır. Her şey yolundadır. Dikkat edelim diyorum en başta. Hep beraber bunun üstünden geleceğiz inşallah. Bugün size tanıtmak istediğim tabii ki bisikletle ilgili. Bundan sonra en büyük, en zevkli hobimiz bisiklet ve onunla ilgili şeyler. Aslında bu tanıtımı dışarıda yapmayı çok planlamıştım. Birkaç video öncesinde bizim Tribüen 500 için aldığım 700x28'lik Victoria'nın Randonneur diye geçiyor serisi. Decathlon ucuz bulunca almıştık, bisikletimizi takmıştık, mont etmiştik, yola çıkmıştık, birkaç vlog çektik. Ama şunu söyleyeyim, o tekerlekler konforlu, evet konforlu. Yalnız onların dönme direnci çok fazla olduğunu sonradan ben farkına vardım. Bir daha araştırdım internetten, bir site var, orada birçok tekerleğin dönme dirençlerini, daha doğrusu yol dirençlerini görebiliyorsunuz. Aynı hava basıncı değerlerinde Randonneur'lar 30 wattlık dönme direncine sahip. Hiç az değil. Şimdi peki ne diyeceksiniz? Bu tekerlek nedir? Yine Victoria'nın marka bağımlı kaldık olmasın. Hani fiyat performans oranında iyi ürünleri var. Bu defa söyleyeyim, baştan araştırdım. Rubino Pro'nun bu 3 versiyonu. Orada 30 watt aynı hava basıncında direnç yaparken o tekerlekler. Bu tekerler 14 watt sadece direnç uyguluyor. Yani yarısından bile az. Bayağı şaşırtıcı değil mi? Şimdi bunun özelliklerini demiştik. Abi bu tekerlek katlanabilir bir defa. Yani bunu böyle çemberli olduğu için böyle tutmanız gerekmiyor, depolamanız gerekmiyor. Bunu turlarınızda yanınızda saklayabilirsiniz. Atın çantanızda dursun. Uzun turunuzda, atıyorum bir kilometre tura çıktınız. Dış tekeriniz yarıldı, bir şey oldu. Yani tamiratı mümkün değil, atmanız gerekiyor. Ne yapacaksın, yolda mı kalacaksın? Hayır. Bunu ne yapacaksın? Çıkaracaksın ve güzelce saracaksın. Evet arkadaşlar, bunu ne yapacağız şimdi? Bunu ben de ilk defa yapacağım açıkçası. Bunu itiraf edeyim. Böyle katlanabilir tekeri bu arada yeni jant setimize uygulayacağız ve göreceğiz. Bunun için videoları çekeceğim. Jantlarımıza bu katlanabilir teker takacağız. Bakalım nasıl oluyormuş. Bunu deneyelim yeni. Hem de bilmeyen arkadaşlar varsa katlanabilir teker nasıl takılır janta hep beraber öğrenmiş oluruz. Şimdi görüşeceğiz. Jantımızı kucağımıza aldık. En rahat yöntem bu şekilde olacaktır. Jantı kucağınızda tutarsanız bu şekilde sabit bir pozisyonda teker takmak daha kolay olacaktır. En azından jantları kaçmayacaktır. Tekeri çıkarttık. Tasarlanmış halini. Şimdi gördüğünüz gibi bu tekerlekler katlan olduğu için formasyonu böyle gidiyor. Telli olan tekerleklerde böyle bir sorun yok. Zaten kendi formasyonu olduğu için sadece direkt o janta geçiriyorsunuz. Daha önce bu teker yaptığımız gibi Victoria HD 100x28'de yaptığımız gibi. Şimdi bunu şöyle formasyonu elde sokuyorsunuz diyebiliyorum en azından. Yabancı sitelerden ve bazı sitelerden incelediğim kadarıyla böyle yapıyordu. Bir şey yapmayınca incelemeyi seviyorum çünkü. Bu arada jant kaçıyor bir yerden. Ne kaçıyor zaman şuna destek var, bu kaçmasın diye. Şöyle formasyonu sokmaya çalışıyoruz arkadaşlar elde. Yanına göstereyim. Şöyle büke büke. Şöyle büküyoruz. Biraz formasyon aldı ama hala bakın. Şey gibi, telliler gibi değil. Böyle duruyor arkadaş. İnanakta duruyor. Ben katlanacağım arkadaş diyor. Şimdi biz yine geçmeye başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Şöyle bükerek bir taraftan bu janta girmesini sağlayalım. Şöyle. Şöyle bir yana çerçeve geçeyim. Zaten çerçeve geçeyim çok da zor düşünmüyorum. Ben biraz elinize ettirince bu jantın içine girdi bir tarafı. Şu an duruyor. Hatta şu an şöyle söyleyeyim, muhtemelen iş lastiğine geçirip biraz hava verirsek climber formasyon alacak gibi duruyor. İş lastiği alıyoruz. Bunu yeni almıştım sıfır. Yani yeni lastik. Yeni iş lastiği beraber. Bir yerde böyle desilmiş zaten üzerinde. Kaybetmeden şuraya koyalım. Bir de kalmasınlar. Pomponuz da sağ olun. Hemen nerede bulacağız bunu diyelim. Hemen şurada. Simbobu geçiriyoruz. Evet, şimdi bunu bu şekilde yavaş yavaş dış lastiğin içine katlanmadan emin olmamız gerekiyor. Yerleştirelim. Yüzümüzü kontrol edelim katlanmadan. Müddete eminiz gibi. Dış lastiğin içindeyken bu. Bunu biraz daha basacağız ki kendi formasyonunu alsın. Evet, biraz daha basalım. Ki bu şekilde
yere teker hem dönmeden, bükülmeden oturma şansına sahipsiniz. Sonra bunu hafifçe böyle jantı çekerseniz, iç tekerleği bakın. Ve jantı içindeki o yuvasına oturuyor. Böylece iç tekerleğinizde hazır gibi. Sonra şöyle sıkalım, atlamayın ama. Bol bol kontrol arkadaşlar. Eminseniz de bu kasada kontrol edin. Ne olur ne olmaz. Evet, şu an iyi görünüyor. Yüzümüzle geçelim. Sibop'un olduğu yere elimizle bu şekilde dış lastiğinde diğer kalan tarafını jantın içine oturtuyoruz. Yemek tarifi gibi oluyor. Kısık ateşte 15 dakika boyunca. Bazı tekerlerle ilgili yorum okumuştum. Gerçekten kimleri çok zorluyormuş insanları. Hani levi bile kalanlar var. Levi ihtiyaç var. Tam geliyordu ama böyle ucundan kaçırıyor. O zaman tabii ki neye başlayacağız? Levi takımlarımıza. Geçirebildik. Yine kontrolümüzü yapalım. İki tarafını da yapalım. Gözümüzle görelim, elimizle kontrolümüzü yapalım. Yalnız 28'lerden sonra bu yumuşlu bayağı bir dar geldi. Gözüm yanımdan. Çünkü öbürü 28'ler. Gördüğünüz gibi ilk denememizde katlanan bir lastiği yeni janta geçirebildik. Şimdi nasıl hava vereceğiz? Benim pompon, isteyeceğim bir pompası. Bunu da kanında bulabilirsiniz incelemesini. Küçük incelemesini. Daha ilk bir tanesidir. İlk böyle çektiğim videolar. Hop. Ağzı verdim. Hissizi kaçını da basacağız? Güzel soru. Üzerine bakıyoruz. Minimum 100 PSI, maksimum 130 PSI. Biz kaç basalım? 110 PSI basalım mesela. Şu an 110. Bu işlem tamamdır. Gördüğünüz üzere lastik hızı. 110 PSI bastık. Victoria Rubino Pro 3 katlanan lastiğin geçirmesi hiç zor değil. Tek leviyeli işaret edebildik. Bu yönden sevindirici. Kapağımızı yerleştirdik. Şu an bu lastik hazır mı? Hazır. Diğer lastiği göstermeye gerek yok. Ben onu yapacağım. Ama bunu kameraya almaya gerek yok. Onu yaptıktan sonra işlemi sonlandır. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, bugün size katlanan bir lastik nasıl janta geçirilir, nasıl monte edilir onu göstermeye çalıştım. Yeni jant setimize. Gayet de güzel oldu, hızlı oldu. Ben ilk defa yaptım. Sizinle beraber ben de öğrenmiş oldum. Gayet de şık oldu. Umarım en kısa sürede bu izole günleri geçer. Dünya herkes sağlığına kavuşur. Bir daha böyle bir şey yaşamayız inşallah. Ve yeni tekerlerimizle beraber şöyle sokağa çıkıp rahata gönlümüzce tur atabiliriz. Umuyorum. İyi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırdığınız için. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın.